Önümüzdeki 24 saat Ripple için kritik diyor. Sol, XRP ve Doge hedefleri diye. Karşımıza geliyor. Bunlara şöyle bir bakacağız. Ve genel itibariyle duruma bir göz atma gayreti içerisinde bulunacağız diye ifade etmemiz lazım. Ve buna bir bakacağız. XRP'den, tabii soldan ve Doge'dan bahsedeceğiz. Beğenip abone olmayı unutmayalım. İzleyen herkes şu anda beğenip abone olsun. Bunları gerçekleştirelim diye ifade etmemde fayda var. Bunu rica ediyorum. O yüzden dediğim gibi hem bir beğeni bırakırsanız, abone olursanız iyi olur. Şimdiden teşekkür ediyorum tekrar beğenenlere ve abone olanlara. İsteyenler tabii ki Facebook üzerinden takip de edebilir. Facebook videolarında hem reklam çıkmıyor hem de anına paylaşımlarda bulunabilme imkanımız da söz konusu oluyor diye altını çizmemizde fayda var. Durum bu şekilde. Facebook sayfasının linki de videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında. O linke tıklarsanız zaten doğrudan Facebook sayfasına yönlendirilirsiniz. Önümüzdeki 24 saat dediği bugünün geneli. Çünkü XRP için önemli dediği. Çünkü SEC ile Ripple arasında bir şey var biliyorsunuz. Önceki videolarda da bahsettik. Şu anda SEC ile Ripple arasında halihazırda bir uzlaşı noktasında haber çıkabilir. Önemli vaziyetlerin başında, olayların başında bu gelmektedir. İki tarafın görüşme gerçekleştireceği bilinmek ile birlikte bunun öncesinde doğrudan Brett Gerlinghaus gibi isimlerin ve Ripple tarafından gelen açıklamalar anlaşmanın olabileceğine dair çok büyük ibareler sunmuştu. Dünkü videoda da bu konuyla alakalı zaten konuştuk ve açıklamalarda bulunduk diye ifade etmiş olalım bir kere daha. Durum böyle. Bugün haber gelir mi? Ondan emin değilim. Yani Ripple'la Sage tarafı tutup el sıkışsa da bu kamuoyuna bugün mü yansır? Onu bilmiyoruz tabii ki. Yarın da gelebilir ama doğrudur. Bugün kritik olaylar arasında bugünün tarihi yer alıyor olmakla birlikte aynı zamanda yine XRP Coin'de güç gösterisine devam ediyor. En son fiyatlarda özellikle BTC tarafı patır kütür döküldü. Sonra tekrar olduğu kadar olmadığı kadar dedi tabiri caizse ve toparlandı falan derken yine de ortalamanın çok üzerinde bir pozitif volatilite ile birlikte ayakta kalmayı sürdürmüş ve bu anlamda başarılı olmuş oldu diye ifade edebilmemiz mümkün. Şu an piyasadaki genel durum ki önceki videolarda konuştuğumuz için uzatmayacağım. Kısa süreli bir hani durgunluk olsa bile zaten önümüzdeki günlerde açılacağını bilirken XRP oldukça güçlü bir performans göstermeye, düzgün akümülasyon yapıp volatilitesini korumaya devam ediyor. Bu gidişle piyasa açıldığında XRP yatırımcıyı şaşırtabilecek yukarı hareketler ben gerçekleştirebileceğini kesinlikle düşünüyorum diye ifade edebilirim. Öyle de bir durum söz konusu. Bakalım ne olacak ama tabii ki bunu da hepimiz bekleyip göreceğiz. Şu an 59,60. Özellikle nasıl diyeyim? Ortalama 60 centlerin üzerindeki fiyatlardan talep edilebileceğini düşünürken aynı zamanda yine de 60 cent yani olası düşüşlerde 60 cent fiyatlarına kadar da aynı şekilde ne yapmak gerekiyor? Bir geri çekilme noktasında tabii ki önünü açmakta fayda olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Durum bu şekilde. Özellikle tekrardan belini doğrulttuğunda
çok çok daha iyi fiyatlamalar gerçekleşme ihtimali de bir o kadar yüksek diye altını çizmemiz gerekmektedir diyelim. Evet. Şu an vaziyet iyi, vaziyet güzel XRP tarafında. Özellikle totalde minimum bir sonraki fiyat atılımında 1.3, 1.5 aralığına kadar DaVinci Jeremy'nin söylemiyle 1.33'lere kadar fiyatlamalar mümkün. Sol tarafında da iyi işler bekliyoruz tabii ki ama bir bu kadar yatayın ardından patlamalardan ziyade zaten sol coin dediğimiz kripto para güçlü kripto paralardan bir tanesi. Performansını bilmeyen yok. Şu anda düşüklükler olsa da 162,5 163'lere kadar hatta potansiyel geri çekilmeler normal olarak yapabilecek de olsa devamında açılmasını tabii ki de bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Özellikle önümüzdeki günlerde Powell'ın söylemleri ardından piyasa kendine geldiğinde ortalama 260 dolarlara kadar bile 210'ları kırdıktan sonra ilerleyebileceği noktasında yine söylemler mevcuttur ve bu ihtimalde bulunmaktadır. Sol o kadar XRP kadar sabırsınamaz diye de söylemek lazım. Doge şu an normalde tabii tırnak içerisinde tehlikeli gibi gözükse de hatta doğrudur. Şu an alım yapacak olanlar ortalama 11,9 sentlere kadar da düşüşleri normal karşılamalı. Buradaki özellikle genel risk BTC sarstıkça daha fazla düşüş olabileceği. Ama ben bu 11,7, 11,8'lerin makul kalabileceğini ve bu seviyelerin altında çok fazla tabiri caizse şeyin nedir o? İksel biliyorum. Durcun çok fazla sürünmeyeceğini düşünüyorum diye ifade edebilmem mümkündür. Çünkü ortam hani şu anda kötü değil. Dogecoin'de biliyorsunuz tipik olarak 1 dolar fiyatları çok telaffuz edilse de Doge fazla radikal bir kripto para birimi. 1 dolarları diğerleri kadar oransal anlamda hızlı bir şekilde alacağını düşünmüyor olmakla birlikte Doge'un 1 dolarları yakaladığında da 1 dolarlarda kalma ihtimali çok düşük. Özellikle Elon Musk'ın X üzerindeki politikaları bu konuda önemliyken X üzerine Doge'u kabul etme etabı muhtemelen Trump'ın hükümetiyle çok ciddi şekilde prosedür hızlanacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bu kazançlar da izleyen herkese hoşça kalın.